Bakan, bakan derya yanık. Küçük çocuğa Ramazan ayı olduğu için çikolata ikram edemedik dedi ama sosyal medya yine yıkıldı. O medya sitesindeki haberi sizlere yorumlayacağım. Bakan Derya Yanık'ın 23 Nisan'daki çocuk konuğuna söyledikleri ve davranışları hepimizi utandırdı. Keşke şu sözler ağzından çıkmadan iyice bir düşünsek. Derya Yanık geçtiğimiz hafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanmıştı. Sonrasında ise zamanında attığı tweetler ortaya çıkmıştı. Ayrıntılar ona diyor da. Bugün ise yani 23 Nisan'dan bahsediyor Derya Yanık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na bakanlık koltuğunu devlet korumasındaki ilkokul öğrencisi Azat'a devretti. Sonrasında konuşmalarda ise Bakan Yanık Azat'a dönerek tabii Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. Ramazan'dan sonra aynı evde kaldığı 5 arkadaşıyla birlikte bize misafir olarak gelecek o zaman çikolata ve çay hakkımızı kullanacağız değil mi Azat dedi. Bakan Yanık'ın 10 yaşındaki bir çocuğa dahi oruç tutmakla mükellefmiş gibi muamele yapması ve koruma evinde kaldığını ısrarla belirtmesi oldukça tepki çekti. Onadıya almış sosyal medyadaki tepkileri aktarmış Taci Kalkaman. Şu görüntüleri izlerken hem utanıyorum hem de bu çocuklar için endişeleniyorum. 10 yaşındaki çocuğa Ramazan ayı diye çikolata vermemek, koruma altına alınan bir çocuğu 80 milyona bağıra bağıra göstermek. Valla bravo. Kendi başına isimli sosyal medya kullanıcısı. El kadar bebeğe yaptıkları muameleye bak ya. Delireceğim artık. Hatta delirdim. Belki halüsinasyondur bütün bunlar. Koruma evinde kalan derdi boyundan büyük bir çocuğa milyonların gözü önünde konuşmalara bak. Ramazan'daymışız da çikolata yokmuş. Günahsız lan da çocuk, çocuk, çocuk. TC bezgini. Bu çocuklar okulda arkadaşlarına bile söylemiyorlar koruma evlerinde kaldıklarını. Yazıklar olsun. Belen ateş, yüreğim sızladı. Boynu bükük kaldı çocuğum. Çetin Çapan. 10 yaşındaki çocuğa Ramazan ayı gerekçesiyle çikolata ikram etmediğini söyleyenden bırakın aile bakanını insan bile olamaz. Azadın anlamı özgürlüktür. Çocuklarımız dinde de vicdanda da özgürdür. Bunu da öğreneceksiniz. Tuğba 02. Alt tarafı bir çikolata vereceksiniz. Şovunuz batsın. Evet, sosyal medyadaki tepkiler son derece haklı. 10 yaşındaki bir çocuğa Ramazan ayı olduğu için çikolata ikram edemedik diyor. Bakan Derya Yanık gafla başladı. Tweetleri de gafla doluydu. Diyorum ya size AKP politikacı yetiştiremiyor. Politikacının ötesinde insan yetiştiremiyor. AKP'nin sıkışmışlığını gözler önüne bir kez daha seriyoruz. Beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.